bu hafta gerçekten çok eğlenceliydi. Teddy ve Bob'un parktaki kaydırağa sıkışıp mahsur kaldıkları kısım harikaydı cidden. Nasıl kurtulacaklar, kim kurtaracak falan derken kaydırağın parçalanmasıyla kurtulmaları gerçekten çok beklenmedik oldu. Diğer yandan PJ'in Charlie'yi kız tavlamak için kullanması ve kızın sadece Charlie ile oynamak için PJ ile arkadaş olmasına çok güldüm. Ama kız da haklı. Charlie konuşmaya başladıkça daha da tatlış olmaya başladı. Ben olsam ben de PJ yerine Charlie'yi seçerdim. Bu ailenin çocukları kadar ebeveynleri de çılgın arkadaşlarım. Amy'nin gaybe hırslanıp oyun oynadığı sahnelerde cidden bunu çok iyi anladım. Bu ailenin her bir ferdi birbirinden eğlenceli. Artık gerçekten onları her hafta sadece izlemek yetmiyor. Bazen keşke Duncan'larla yaşasam diyorum. Nasıl bir hayat olurdu acaba? Ebeveynler demişken, Bob ve Amy'nin bedava tatil kazanmaları ile Teddy ve PJ büyük bir parti düzenlemek istediler. Ama Bob ve Amy büyük bir kavga ederek planlarını iptal ettiler ve partinin konseptini birazcık değiştirdiler. Hayatımda gördüğüm ilk sessiz partiydi arkadaşlarım. Ama yine de eğlenceli görünüyordu sanki. Ve bu haftanın en bomba olayı Gabe ile Joe'ydu bence. Gittikleri kurstaki dansları neydi öyle ya? Joe'da çok güzel olmuştu gerçekten. Ben bayıldım. İleride nasıl göreceğiz acaba ikisini? Ben de sizin gibi çok bir şey bilmesem de tek bildiğim İlk şanslar Charlie. Buna ihtiyacın olacak gibi.